Selamlar dostlarım, ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün gene evlatlarlayım, çocuklarlayım. Bugün hava çok güzel arkadaşlar. Bayağı bir yağmur yağdı, tamam mı? Hani böyle yağmurdan sonra güzel bir toprak kokusu olur ya. Abi huzur kokuyor ya, vallahi bile huzur kokuyor. Asıl huzurum geldi ama. Asıl huzurum geldi, huzur kelimesini duyunca geldi. Asıl süslüğün ismini huzur diye değişmek lazım, değil mi kızım? Gece sen şimdi kafeste değil miydin? Bu kız da video başladığımı duyunca hiç eksik kalır mı benim güzel prensesim? Hiç eksik kalır mı? Hava çok güzel arkadaşlar. Hafif hafif böyle yağmur falan çiseliyor. Tamam mı? Bayağı yağmur yağdı ama dün var ya. Bayağı yağdı yani. Harbiden sağanak bayağı yağdı. Her yer ıslandı falan, güzel oldu böyle. Çok şükür de bu arada yerler çok çamur olmuyor. Bak ben düşünüyordum. Yerler dedim çok çamur olur büyük ihtimalle. Kışın sıkıntı çekeriz de. Zaten arda arda hani bir yağsa büyük ihtimal öyle olacak. Yoksa bir yağıyor, bir duruyor, bir yağıyor, bir duruyor derken kuruyor da bir toprakta. Toprağın da biraz sert olması avantajlı benim için. Şu çizmelerim sağ olsun her türlü işimi görüyor. Bugün de şöyle az önce kafesleri temizlemeye başlamıştım. Ya dedim video da çekeyim. Çünkü günlük işleri çekmemi falan istiyorsunuz, seviyorsunuz. Öyle düşünüyorum yani. Seviyor musunuz? Yorumlara yazın. Günlük işlerimi yaparken, evlatların bakımlarını yaparken videolar gelsin mi arkadaşlar? Yani ben düşünüyorum da. Mesela benim bazen aklıma gelmiyor. Siz bana yorumlarda yazın şu videoyu çeksem iyi olur, bunu çeksen iyi olur diye. En azından oradan benim de aklıma geliyor. Babası güzel güzel videolar çekiyor değil mi karamım? Karam nasıl ama, büyümüş mü, ne diyorsunuz? İyi boy attı ha benim kızım. Vallahi iyi boy attı karamıma, kurban olur babası. Oy benim aşk okulum. Az önce Carlos'u kapattım. Bir ayıyı saldım geçsin diye. İzabel kapalıydı. İzabel'i saldım arkadaşlar. Şimdi de bizim Hades babayı bir kafese alacağım içeriye. Buraya da Romeo ile Mia'yı salacağım arkadaşlar, onların ikisini. Geçsinler, bir bacakları açsın. Sonra bir Tyson'ı falan salacağım. Çocukların bir antrenmanlarını yaptıracağım. Hadi gelin fazla oyalanmayalım. Şimdi gene yağmur bastırmadan şu kafesleri ben bir temizleyeyim. Yıkasak da bir şey fayda etmiyor da, yağmur yağacak da benimki de iş olsun işte. Ya biraz pislenmiş. Hayvanların pisliklerini falan topladım. Onu da biraz yayılmış, hani yerler ıslandı ya. Değil mi Tyson'ım? O yüzden dedim güzel bir yıkayayım, temizleyeyim arkadaşlar. Gelin yavaşça işlerimize başlayalım. Sizler de beni kırmayın. Şu videoyu beğenirseniz, abone olursanız, güzel de bir yorum atın. Emoji emoji sallayın işte 3-5 tane. Maksat yorum olsun arkadaşlar. Sallayın. Hadi gelin yavaşça başlayalım. En başta gelin sizlere şu kafeslerin bir durumlarını göstereyim. Az önce bir Romeo Nora'yı yıkadım, temizledim. Oğlum kaka yapmıştı oraya. Çizmişti benim oğlum. Değil mi? Yakışıklım. Romeo var. Ha valla çok güzel bir köpek ya. Şimdi Mia'nın kızana gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Mia kızana gelsin. Ondan sonra Mia ile Romeo'yu çiftleştireyim diyorum. Ne dersiniz? Mia ile Romeo'dan güzel yavrular atar çünkü. Öyle düşünüyorum yani. Romeo çok yakışıklı. Çok kaliteli bir köpek kendi ırkına göre. Keza Mia da aynı şekilde. O yüzden güzel yavrularımız çıkar. Şimdi bu Reyna'nın oradasına. Reyna. Kızım o neyle çiştin mi bakayım sen? Kurban olur babası ona. Sıra şeyi mi salsam ya? Reyna'yı mı salsam içeriye? Karam ne oldu karam? Dur bakayım, dur babayı bir ısırma. Huzurum, ısırma. Çıtırım burası böyle. Çıtırımı da dün kemikleri kalmıştı ya. O kemikleri yaydım hep köpeklere. Çıtır daha yiyememiş ama. Diğerleri bitirmiş de çıtır daha yiyememiş arkadaşlar. Şu şilanın buraya bakar mısınız? Yani bu şila şimdi dedi. Anladın mı? Az önce aldım bile ya. Onu basa basa yaydı yaydı yaydı. Duvara da bak pati izleri yaptı. Hatta ben de diyordum köpeklerin patilerini duvara mı çizsem diye, güzel durur diye. Şila beni gerek kalmamış şila sayesinde bana. Şila halletmiş, biraz pis durmuş da. Bu şilayı vallahi arkadaşlar büyük ihtimalle bağlayacağım ben. Öyle düşünüyorum. Bu kafesler güzel de aslında kulübe sistemi bizim için daha iyiydi. Hani kulübelere bağlıyorduk ya. Hem şimdi alanımız daha büyük. Köpekler hem daha özgür bir şekilde, daha uzun bir şekilde, daha büyük bir yerde kalırlar. Yani bu kafesler düşünün 10 metre zincir var. Hayvan gidip geziyor yani. Mazlum da kıskandı, beni de anlat baba diyor. He mazlumum. Değil mi oğlum aslında? Mantıklı değil mi sence? Kurban olurum. Mazluma da çok yanaşmıyorum. Dur bir sakin ol. Sen üstüme işiyor. Böyle yapıyor ya. Orada ayağa kalkıyor. Üstüme işiyor. Beni deli ediyor arkadaşlar. Mia. Az önce konuştum kızım. Diyorum sen kızana gelin Roma ile çiftleştireyim seni. Ne dersin? He iyi olur mu bakayım? Aferin benim Mia'ma. Prensesim benim. Şey salınmak istiyor şimdi de. İzabel'le bir arada salmayayım onu. Ne olur ne olmaz. Kavga etmesinler şimdi. Ayıcım da şu fiziğe bak maşallah ya. Hani böyle Google'a kangal yazıyor çıkıyor ya en başta. Harbiden ayı o. Fizik muhteşem benim oğlumdaki. Bak şurası da bir dolsaydı. Şurada hafif kaburgası görünüyor. Zayıf değil de.
Hayvan bir de kilo arkaya değil öne alıyor. Şu döşe baksanıza. Bak bak maşallah benim oğlum ha. Arkada dolacak ama bu kuş dolacak değil mi Hades? Sakin ol bakalım. Kızma ona. Kızma ona. Akıllı ol bakalım. Şimdi az önce kazana suyu doldurdum arkadaşlar. Leğendeki de dolmuş. Tamam mı? Gelin şöyle yavaştan. Reynen oradan devam edelim. Orayı bir yıkayayım. Ben de nasıl yıkıyorum bir görün. Ne zahmetlerle yıkıyorum, temizliyorum bir görün. Bize kış yok. Birisi demiş. Kardeşim demiş kışın senin için orası çok zor olacak. Vallahi doğru söylüyor aslında. Kışın harbiden zor olacak burası. Çünkü Çanakkale arkadaşlar kışın da çok soğuk oluyor. Yani oluyormuş daha doğrusu. Ben daha hiç kış geçirmedim de burada. Şuradan yola çıkayım ben ona. Önceki kişi doğumhaneye soba bile kurduysa köpekler için harbiden soğuk oluyordur yani. Harbiden. Tabii şu anda da hissediyoruz. Gene soğuk havalar da yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. Şimdi en başta şu çizmenin altı görüyorsunuz da hep çamur arkadaşlar. Mesela bu seren bir işte temizlemenin kötü yolu bu. Ufacık kir olsun gözüküyor. Az önce bu leğeni doldurdum. Az önce de böyle yapmıştım yıkarken. Çizmenin içine sokuyorum. Altındaki çamur bir çıksın güzelce, tamam mı? Yoksa ayağımı sokuyorum gene kirleniyor. Kirlenmemesi lazım. Şimdi şöyle çizmeyi güzel bir temizleyeyim bakayım. Şimdi sıra geldi Reyna'da. Reyna'nın orayı bir yıkayacağız. Reyna çıdır mıtır derken hepsine devam edeceğiz. Hakikaten işte kalkıyorum. Köpekleri kontrol et. Şunu dökeyim de bir ya da dökmeyeyim. Belki gene çamura basarım. Suyu ziyan etmeyeyim. Bir daha doldurmayalım. Şöyle bak. Aha, buradan kovayı alıyorum arkadaşlar. Suyu doldurup. Reyna çık bakalım kızım. Müsaade et babaya. Aslında bunun oraya iki tane kovası dökeyim ben. Reyna'nın orada yer pis. Şöyle. Tamam aşlarım. Sakin olun. Mazlum. Ne oluyor Mazlum? Bu Mazlum'la şuna ikilisi var ya. Çok fena. Biri birine saldırsın o da ona saldırıyor. Yani ikili grup olmuşlar. Ay hiç sevmiyor. Mazlum zaten hiçbir erkek köpeği sevmiyor da. Hepsine gider yapıyor da. Bizim aslan. Onu nasıl alışacağız bilmiyorum. Belki sosyalleştirmeye ona giremeyiz ya. Mazlum çünkü çok deli bir köpek. Hırslı. Tamam hırslı olduğu için de liderlik yeteneği de çok fazla. Baskın bir köpek yani. O yüzden alıştırmak onu çok zor olur arkadaşlar. Eminim yani harbiden zor olur. Şimdi şuraya da şöyle suyumuzu koyalım. Da bu yerde çamur kurumuş. Çamur pislik kurumuş. Oraya bir iyi bir fırçalayayım şöyle. Ve bazen de böyle haftada 2-3 gün arkadaşlar komple böyle köpüklüyorum içeriği. Çamaşır suyuyla deterjanla ki mikrop falan kalmasın diye. Hayır Raşo nereye geliyorsun kızım be? Sen nereye geliyorsun? Kavga mı edeceksin Reyna'yla? Reyna kapışır Raşo'yla. Reyna sevmiyor öyle oyun oynamayı falan. Reyna'ya hemen icraat. Hemen kavga gürültü. O yüzden Reyna'yı diğer köpeklerle salamıyorum zaten. Dur Reyna çık bakayım kızım geç içeriye. İçeri geç içeri içeri içeri. Geç içeri. Aferin benim kızıma. Bir de şey demişsiniz. Birisi demiştim. Köpekleri demiş çoğunu sahiplendir. Hani 6 tane falan kalsın 5-6 tane. Eskilerden demiş. Hem demiş onları doğumhaneye alır. Sen de daha rahat bakarsın demiş. Arkadaşlar şimdi sizleri çok iyi anlıyorum. Bakın herkes beni düşünüyor. Hani bana tavsiyelerde, fikirlerde bulunuyor. Benim ne kadar zorlandığımı falan görüyor. Allah razı olsun hepinizden. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. İlerleyen zamanlarda yani belki eğer ki öyle bir ikilemde kalırsam sahiplendirebilirim. Çünkü başka yapacağım bir şey yok. Ne yapayım elimdeki imkanlar yetmezse, bakamazsam, ilgilenemezsem zorlanırım. Hani şu an bile zorlanıyorum. Şu an ben şeydeyim. Böyle ince bir köprü var. O köprünün üstünde emin adımlarla gitmeye çalışıyorum ama koptu kopacak o köprü yani. Anladın mı? Koptu kopacak. Öyle bir örnek vereyim dedim size. Ama dayanmaya çalışıyorum. Niye dayanmaya çalışıyorum? Çocuklarım için. Emin olun benim yerimde başka birisi olsa var ya. Ya bugün adam para kazanmıyorsa, cebine bir şey girmiyorsa, tamam mı? Hayatını onlara heba etmişse, ne sosyal yaşantısı varsa, ne insan gibi yaşıyorsa, hani benim gibi yaşamıyorsa bakmaz zaten. Ben bugün sırf çocuklar için, evlatlar için gecemi gündüzümü adadım. Elektrik yok yani sene olmuş 2023 elektriksiz yaşamaya ve elektriksiz bu işi yapmaya çalışıyorum. Yani düşünün ne kadar zorluk çektiğimi hepsini size göz önünde göstermiyorum da. Yani neler çektiğimi bir Allah biliyor bir de ben arkadaşlar. Hiç kolay değil yani çok zorlanıyorum ama. Ne diyeyim ben de bazıları diyor nasıl dayanıyorsun ne yapıyorsun. Diyorum baba olmak kolay değil.
Baba olduğun zaman böyle fedakarlıklar yapman, ilgilenmen gerekiyor. Hiçbir zorlukla da öyle gidip terk edemiyorsun ki evladını. Ama şu var. Dediğin gibi ben de düşünüyorum kara kara ne yapayım ne edeyim diye. Bir yandan da onların da daha iyi bakılabilmesi için, daha iyi ilgilenebilmesi için belki öyle bir karar alabilirim. Çünkü şu an harbiden yetişmekte acayip zorlanıyorum arkadaşlar. Ya bir de kolay da değil. Bazıları diyor bana mesela sosyal hayatı nasıl yapıyorsun soruyorlar. Sosyal hayat yok arkadaşlar benimle. Benim tek sosyal hayatım bu. Yok yani öyle arazinin ortasında insan görmüyoruz, bir şey görmüyoruz. Öyle arkadaş çevresiymiş, eşmiş, doşmuş zaten bilmediğim yabancı bir memlekete geldim yani. O yüzden de öyle bir sosyal hayatım, sosyal yaşantım yok. Ya şaka değil hani gerçekten diyeceksin aklı başında bir insan senin yaptığını yapmaz. Haklısın valla. Aklı başında bir insan niye kendi hayatını zindan etsin ki? Adam diyor ki bana soru yaptım geçen Instagram'dan diyor. O soruyor böyle hala o günden beri aklımda 2-3 gün oldu belki. Dedim arkadaşlar soru cevap videosu çekeceğim. Sormak istediğiniz soruları yazın dedim. O da yazmış oraya bana daha çekmedim o videoyu çekeceğim. Hatta bu videonun altına da merak ettiklerinizi yazın siz. Sormak istediklerinizi. Çıtı çık bakalım kızım. Oradan ben seçerim soruları. Bir soru cevap videosu yapacağım size. İşte demiş o önümüzdeki 5 seneye göre planların ne? İlerleyen süreçte neler yapmak istiyorsun? Ne gibi hayallerin var tarzı? Öyle bir, o tarz bir soru sormuş. Tam hatırlamıyorum. Çık da çıtı bakayım. Ulan soruyu okudum şöyle. Yüzümde sadece şöyle bir gülümseme oldum. Vay be kardeşim dedim. Dur çıtır hayır. Bekle çıtır geç bakayım kızım. Baba yıkasın hadi bakalım dur. Dışarı salam bak şimdi seni. İzabel var. Kapışırsın İzabel'le. Çık bakalım. İşte vay be kardeşim dedim ya. Adam dedim aslında insan gibi hani doğruyu söylüyor. Niye? Bir insanın çünkü gelecekle ilgili planları, hayalleri, hevesleri, hedefleri olur. O hedeflerinin peşinde gider. Kendine bir yol çizer. Bir şey yapar. Anladın mı? Ama artık ben o hani o dediğimiz o kavramdan öyle bir uzaklaşmışım ki ben sadece şu anda yaşama şeyim bugün köpekleri nasıl doyururum? Nasıl ilaçlarını alırım? Onlara nasıl bakarım? Ya arkadaşlar az önce o kadar konuştum ben kayıttırmış. Bir baktım sonra kafayı yedim vallahi. Şaka gibi yapacak bir şey yok. Yani dediğim gibi hiç öyle planmış, hedefmiş, oymuş muymuş hiçbiri kalmadı. Eskiden ne güzel hedeflerim, planlarım vardı. Benim artık hiçbiri yok arkadaşlar. Tamamıyla günü doldurmak, bugünü de çıkarmak için yaşıyoruz. Yani ama bir insanın amatsız yaşamaması lazım. Ben her zaman derim boş kafa mezara. Bizimki bildiğin boş kafa geldi, gidiyoruz ayağı oldu. Yani buraya geldiğimden beri yani bu deprem var ya bu deprem. Osmanlı'ya çıkmam, buraya gelmem beni çok kötü etkiledi arkadaşlar. Hani diyeceksin bu çiftlik güzel mi? Güzel de. Ya mazlum yeter oğlum be. Allah bir çene vermiş gerisini koy vermiş be oğlum. Yeter be evladım ya. Bir sus da. Ne kadar avluyum be çocuğum ya. Gözünü seveyim be mazlum. Yeter be oğlum be. Susmuyor be ya. Bu nasıl bir çenedir ya. Bu çocuk çıldırtacak beni vallahi arkadaşlar. İzabel nerede? İzabel karşıda. Ben şu şeyi yapayım. Şilay'la mazlum arkadaşlar gelin. Yan tarafa bir salayım. Onların kafeslerini temizleyeceğim ya şimdi. Hem de sesi fazla çıkmaz Mazlum'un orada. Mazlum aşırı havlıyor aşırı. Bu var ya Mazlum tam bir bekçi köpeği olacak köpek aslında. Vallahi diyorum bak şaka değil. Mazlum'u koyacaksın abi bekçi olacak. Niye bekçi olacak? Hayvan hiç susmuyor ki. Ne diyeyim yani hiç susmuyor hiç. Ama ayı da kabahat. Ayı da beni sinirlendiriyor. Ya salıyorum ayıyı. Evladım git gezsene. Gezme yok. Ulan arkadaş benim yanımdan ayrılmıyor ya. Hayvana gez diyorum antrenman yapsın yok. İlla yanımda duracak takılacak. Ne oluyor Mazlum'un önüne geldiği zaman bu sefer hep Mazlum'u sinirlendiriyor. Havlatıyor hayvana. Aslında Mazlum'un da bir kabahati yok. Şey kabahatli ayı. Git gez be kocaman bahçe yanımdan ayrılmıyor benim çocuklar. Onlar da bana mı aşık neci? Çözemedim ki aşıklar tabii de. Ama olmaz yani bu kadar aşk fazla çünkü oğlum. Mazlum'u alayım da dur İzabel gelmesin de. Ulan ne olmuş bu kapıya? Allah. Gel Mazlum gel. Ya İzabel gelme işte. Bu kız var ya. Git. Hayır. Şimdi dalacak ben Mazlum aldığım zaman. Hayır. Hayır dedim. Hayır. Dur Mazlum gel. Geç geç. Ya dur oğlum geç geç. Hadi bakayım. İzabel arkadaşlar öyle kafesten yeni bir köpeği çıkardığım zaman atılıyor böyle saldırıyor. O yüzden o konuda dikkatli olmam gerekiyor. Şimdi Mazlum'la Mişe'yi, Şilay'ı oraya saldık. Orada sıkıntı yok. Yine bu kafesler temizlenecek.
Burayı da bir halledeyim ikisini. Pardon, 3 tane var. 3 tane ama Şilan'ın orası çok fena batmış ya. Vallahi öyle böyle değil arkadaşlar. Şilan'ın orası çok fena batmış. Şimdi şu üçünü de bir temizleriz. Ondan sonra cıma da şey yapayım, adını siz koyun. Hadi siz şu kafesi alırım, bu baş kafese. Şuraya var ya. Sonra Romeo Lemieux'yi de antrenmanında salırım. Onlar da inşallah yağmur yağmaz. 2 saat falan gezerler. Sonra Sofya'yı salmam lazım. Sofya da antrenmanından atlıyor arkadaşlar. Geçen birisi demiş. Bak o yoruma cevap vermeyi unuttum. Carlos demiş antrenmanına sal, orada kalsın da. Arkadaşlar Carlos antrenmanından atlıyor. Yani bahçeden atlayan bir köpek antrenmanında atlıyor yani. Orada durmuyor. Orada dursa hep Carlos'u koyarım. Oraya da durmuyor işte. Öyle bir sıkıntı. Sofya durmuyor. Mesela Sofya'yı ben salarken çok zorlanıyorum. Nereye koyarsam koyayım atlıyor. Ya bazen diğer köpeklerle de kavga ediyor. Bu sefer de çok temkinli olmam gerekiyor. Beni sıkıntıya sokuyor. O yüzden acayip zorlanıyorum Sofya'yı salarken. Sofya'yı salmam için şu dışarıdaki tayfanın hepsini kapıyorum. Antrenman alanına. Jackie'dir, Raşa'dır, odur budur falan filan. Ondan sonra Sofya'yı direkt bahçeye salıyorum. Antrenman alanında durmuyor çünkü. Bu sefer kapışır mapışır Allah korusun. Hep dikön üstündeyiz. Hani bu işin en zorluklarından birisi bu. Çok köpek besliyorsan abi. Hep uyanık olman gerekiyor. Hep böyle diken üstündesin. Hazır olacaksın her şeye, her ihtimale karşı. O yüzden adamı zorluyor yani. Anladınız mı? Öyle böyle değil. O yüzden hep insanı zorluyor. Yapacak bir şey yok. Alıştık biz artık. Vallahi alıştık. Ömrümüzü verince alıştık vallahi. Ne yapacaksın? Alışmak zorundasın. Bu yaşantıyla yaşıyorsan alışmak zorundasın ama dediğiniz gibi ben 5-6 tane 7 tane falan köpek bırakırsam hem maddi olarak rahatlarım, hem manevi olarak rahatlarım, hem onlar da rahatlar. Enerjini birine verdiğim, hepsi birinde salık mesela. Biri özel, birine verdiğim zaman özel ilgilenir. Yani şimdi 20-25 köpeğe sen bir köpeğe göstereceğin sevgiyi gösteremezsin. Bir köpek olsa ona en kral şekilde bakarım, en iyi yemeklerle falan bakarım. Niye? Bir köpeğin şeyi, maliyeti, zorluğu ne olacak ki bana? Hatta şuradan yola çıkın bak. O videoları izleyenler bilir. Ben buraya ilk geldiğim zaman sadece kim vardı? Hades'le Marla. Hades'le Marla varken ne kadar rahattım hatırlıyorsunuz mu? Niye iki tane bir köpek zorluyor, böyle temizlik bile yapmıyordum. Salıklardı ki hep. Hiçbir uğraşım yoktu benim. Köpekler rahat, onlar mutlu, ikisi de rahat rahat ilgilenebiliyorum. İstedikleri gibi geziyorlar. Ne bana iş çıkıyor, ne bir şey çıkıyor, ne kavga, ne gürültü, hiçbir şey yoktu. Rahattım yani. Ama şimdi böyle olduğu zaman zorlanıyorum. E diyeceksin o zaman. Bak verme etme cevap çutta. Öyle de olmuyor ki arkadaşlar. Hani vallahi billahi temiz iyi bakacak birini bulursam veririm zaten. Niye vermeyeyim ki? He çocuğum için de iyi olacaksa. E kişiye de güveniyorsam veririm. Niye vermeyeyim ki? Bu devirde iyi güvenilir insan bulmak emin olun çok zor. Öyle ben başkaları gibi aman vereyim başımdan gitsin falan. Öyle bir insan değilim ben. Yoksa ben bugün köpekleri vereyim desem hepsini bir günde veririm. Niye? Evime gelen herkese köpek verebilirim yani. Niye aman köpeğe ne oldu iyi mi baktı dövüştürecek mi sokağa mı atacak umurumda olmazsa hemen verirsin zaten. Niye veremiyorsun ama ben öyle dedim o konuda ben pimpirikliyim. Hadi güzel bakacak. Evlat niyetine bakacak anladın mı? Evlat niyetine bakacak anca ondan sonra. Lan bu kafesi çok pis ya. Öyle varsa bir insan mesela temiz güvenilir. Bir gün sahiplendireceğim evlatlarla ilgili video çekerim size. Eğer ki istiyorsanız yazın yorumuna hatta yazın. Hemen onu da çekeceğim sonra. Hangilerini vermeyi düşünüyorum gibisinden. Onunla ilgili de size orada anlatırım hangilerini sahiplendirmeyi düşündüğümü. Sonracığıma olursa güzel insanlara denk gelirse güzel insanlara sahiplendiririm. Hem çocuklar için iyi olur hem benim için iyi olur. Hepimiz rahatlarız yani arkadaşlar. Şimdi buranın bir şeyi iyice kazınsın ki suyu döktüm ya. Hem kirler daha rahat çıkar. Ben de o sırada gelin arkadaşlar Hades'i alayım. Hades'i bir şu baş kafesi koyayım ayının kafesine. Ondan sonra da oradan şeyleri salayım. Romeo Lemieux'yi içeri salayım. Isabel ama bak yanımda gezme kızım bak. Gözünü seveyim ya. Abiciğim geç sana şu git hadi bakayım. Git hadi arkadaşlarınla oyna koş. Şimdi Isabel ile Hades kapışıyor arkadaşlar. Dur Isabel'i şu kafese koyayım ben bir. Bekleyin. Isabel'im hadi geç bakalım. Isabel herkesle uyumlu değil. Hele ki Hades'le hiç uyumlu değil. O yüzden dikkatli olmak lazım.
İzlemen biraz manyak olduğu için bir köpeği çıkarayım direkt atılıyor. Beni sıkıntıya sokuyor bu sefer. Hades. Hades'i alalım oradan, Romeo Lumia'yı bir salalım geçsinler. Ya bunları bir kaynaklarını artık valla yaptırmam lazım. Şu var ya, şu iş beni delirtiyor ya. Abi zincirle bağladık bunu. Onu çıkar, bunu sök. Bak bunda nasıl takmışsan nasıl çıkacak şimdi bu. Bismillah. Hadi bakayım. Çık. Bu arada beni de yanlış anlamayın ha. Sanki ben sizlere yakınıyormuşum gibi falan arkadaşlar. Ben sizlerle sohbet muhabbet ediyorum yani. Biliyorum beni sevdiğinizi, iyi niyetle hani yaklaştığınızı, beni düşündüğünüzü. O yüzden ben sizlere sadece düşüncelerimi anlatıyorum. Anladınız mı? Yani benim derdim yakınmak o bu değil yani. Sakın yanlış anlamayın. Sohbet etmek. Mesela bana sizler de tavsiyelerle ilgili falan tavsiyeler veriyorsunuz, yorumlar atıyorsunuz. Okuyorum, mutlu oluyorum. Yine beni düşündüğünüz için. Anladınız mı? Sizlerin tavsiyeleri benim için önemli yani. O yüzden onları okuyorum. Bana da moral oluyor. Geç bakayım hadi. Sen Hades'in de ayağında bir şamur komple oraya geçti. Neyse, neyse, yapacak bir şey yok. Çıkın bakalım oradan, çıkın. Şimdi ilk arkadaşlar. Hayır Jackie, gel. Tamam siz de girin, hadi bakayım. Siz de orada takılın. Şimdi Romeo'yu bir alayım. Çocuk bir gelsin orada. Romiş gel. Oy benim Romişim. Oy benim yakışıklı, karizmatik, şerefli, namuslu oğlum. Hadi gez bakayım. Jackie ile Karam'ı da kapayacağım. Orada kalsınlar. Geç. Romeo hemen gaza geldi bile. Fırlama. Dur Mia'yı da alayım, bekleyin. Sakin olun. Geri göç dur. Gel Mia. Hayır İzabel. Hayır Raşa. Çık. Terbiyesizlik yapma, hayır. Raşa da Mia'ya saldırıyor. Hayır. Geçin. Ne yapıyorsun? Dur. Hayır. Heh, saldım atsalarımı. Rahat rahat gelsin şimdi benim bebeklerim. Romeo. Hadi sakin ol. Bak ay, sen beni çok sinir ediyorsun bak. Vallahi billahi oğlum çok sinir ediyorsun ya. Ya arkadaş git bir gez, dolaş bahçede, koş. Burada duruyorsun, köpekleri de avlatıyorsun çocuğum. Romeo neredesin Romeo? Nerede lan bu, kaçtı mı, ne yaptı? Romeo! Evet, yuvanın arkasındaymış he. Aferin benim bebeklerim, gelsin bakalım. Raşel ile Mia birbirine kim tutuyor? Birbirlerini hiç sevmiyorlar. Her fırsatla kavga etmeye çalışıyorlar. O geçen ki Carlos ile Ayı'nın kavga ettiği gün birbirlerine arkadaşlar kim tuttular, iyice asım oldular. Bak az önce Mia'yı kucağıma aldım, Raşel ona saldırmaya çalışıyor. Mia'da da rey yok bu arada. Mia korkmaz, o da gider yapıyor. Yok kangalmış, pitbullmuş, oymuş, buymuş, bizim Mia'ya hiç fark etmez. Her türlü gideri yapıyor benim kızım. Çekilsiniz de orada kalın şimdi, tamam? Öyle her yere burnunuzu sokarsanız, merak ederseniz öyle kalırsınız kızım. Aferin benim bebeklerim. Bu arada bir tane şey demişsiniz bana. Kamera için hani böyle kafalara takılıyor ya, o aparattan al diye. Ha, doğru söylüyorsunuz, ondan bir bakacağım ben. En azından kafama takarsam kamerayı rahat video çekerim. O mantıklı yani. Bu çocuklar da burada takılsın arkadaşlar. Geçsinler, biraz bacakları açılsın. Romeo falan bir antrenmanını yapsın. İşte böyle. Her gün salıyorum, antrenmanlarını yaptırıyorum. Hepsi sıra sıra. Hades babayı da kapadık. İzlemeye sen biraz orada kal. Sen bir kendine gel. Sen bir kendine gel. Gelin bir kuşun yanına gidelim ha. Güvercini bayağıdır görmüyoruz. Tayfun'a bir bakalım. Orayı birazdan yıkarım. Oralarda köpek yok zaten. Değil mi? Ha, bu olanların hepsini yıkadık. Bakalım bizim güvercin ne yapıyor. Bugün yeni güvercin alabilirim veya tavuk. Öyle düşünüyorum. Gideyim alayım mı dedim bizimkinin yanına. Hayvan dedim canı sıkılmasın. Ne diyorsunuz, alayım mı? Oğlum bu ne lan? Alanın tasması burada. Alan nerede? Kaçmış. Ana sen nereden kaçtın? Buradan mı kaçtı acaba? Komple açmış burayı, baksana. Ana kaçmış vallahi. Çıkın bakalım ala. Hadi bir çekelim. Bunlar da şimdi birbiriyle inatlaşıyor. Kavga etmeyin, benim canımı sıkmayın bak, duydunuz. Hadi bir geçsin baba, çıkın. Çıkın, tamam. Şimdi hareket de yapmak istemiyorum dalacaklar diye. Bir rahat durun bakayım, rahat durun. Ya bu Faysal beni çıldıracak. Oğlum sıçacak yer mi bulamadı bu hayvan ya?
Doğum annenin içine sıçmış gene ya. Ya arkadaş, bu Faysal beni çıldırtıyor. Vallahi billahi çıldırtıyor bu hayvan. Sanki sıçacak yer yok. Geçmiş doğum annenin içine sıçıyor. Vallahi billahi ya. Nasıl bir hayvan çözemedim ki bak. Faysal'a şu yemden aldım arkadaşlar. Onu da sardım buraya. Şey yapmasın diye, fare yemesin diye. Çünkü fareler de yemeye çalışıyor. Ulan nasıl sarmışım maşallah bunu he. Açıl artık. Heh, nasıl bu yem? Böyle karışık çerez gibi ha. Nasıl? Bunu veriyorum şimdi ona. Atla gelin bakayım, yemeği bittiyse vereyim ona bir. Bizim Tayfun'a yesin. Çıkın bakayım gençler. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Geçsin baba, ala kız çık. Tayfun. Camda mı o? Yok, aha karşıda bak. Bismillah. Tayfun ne yapıyorsun oğlum? Burası çok karanlık ki ya. Tayfun önünde yemeği duruyordu ha, tasta baksana, o karşıda var da siz göremiyorsunuz karanlıkta. Tayfun! Takılıyor aslanım, takılsın. Şimdi onu çok şey yapmayayım, karanlıkta bir şey gözükmüyor. Benim bunun kümesini dışarı almam lazım abi. Hem hayvan burada olduğu için videolarda da çok sık gösteremiyorum. O arkada kalıyor. Bir de hayvan orada şey, karanlıkta. O yüzden onu bir ayarlamam lazım benim ya. Değil mi? Şu yemi gene şuraya bir koyayım da. Onu bir dışarıya bir kümes yapalım biz arkadaşlar. O kuşu bir dışarı almak lazım. Hayvan görünmüyor ki şimdi. Çekeceğim size de kapkaranlık. Kapıyı aç diyeceğiniz, kapıyı açarsam çıkar bu sefer. Onun üstü de açık ya, oradan kaçabilir. O yüzden riske atmayalım kendimizi. Şimdi arkadaşlar kazanla nereye boşalttım. Üçünü bir aldım geliyorum zorla. Zorla geliyoruz bakayım. Bir taktik uydurduk gene. Kazan da böyle ağır ha. Baksana neredeyse benim kadar. Belki videolarda ufak çıkıyordur da şimdi daha iyi anlarsınız. Şimdi ilk bu leğeni gene her zaman gibi buraya bir koyacağım. Suyun dolmasını bekleyeceğim. Su dolarken de o sırada da ben de şeyleri hazırlarım. Adını siz koyun. Odunları hazırlarım. Ondan sonra cuma yemeğimizi yapmaya başlarız. Bugün ne yapacaksın derseniz, bugün arkadaşlar çocuklar da hemen gördü ya yemeği, nasıl bakıyorlar. Daha pişmedi daha, bir bismillah koyalım. Bugün de tavuklu bulgur pilavı yapacağım. Tavuk sulu yani. Onu ayarlayacağım. Şimdi böyle gördüğünüz gibi. Odunu yak, pişir. Sonra onu soğumaya hazırla falan filan da, bu iş bugün çok uzun sürecek ama. Çünkü geçen yağmur çiselemişti, bugün bayağı yağdı. Onun da hiç yok. Artık zor da olsa yapacağız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bak Mia'ya bak hele. Bak kızım geç içeriye. Bu Mia'yı şimdi ben geri koyacağım. Abi gez daha orada. Bak şu yaptıklarına bak bak. Arkadaşlar ağzıyla telleri parçalamaya çalışıyor. Her yerden kaçmaya çalışıyor. Ya güzeller güzeli kızım, salmışım seni oraya. Arkadaşların yanında gez işte. Ne var bu dışarıda? İlla ki ben nereye gidersem bu kız da orada olacak arkadaşlar. Değil mi İzabel? Kız bakayım şu Mia'ya bir akıllansın. Ama bak İzabel de eskisi gibi değil. Mia ile anlaşıyorlar ha. Eskiden olsa direkt dalmaya çalışıyordu da. Şey İzabel Osmaniye'deki asosyalliğini attı. Burada daha sosyal. Sosyalleştirme videolarını bu yüzden yapıyorum daha işte. Bakın ne fayda sağladığını kendiniz de görüyorsunuz yani. Eskiden olsa İzabel'i gene bu kadar köpekle salamazdım. Artık salıyorum, geziyor, oynuyor, hiçbir sıkıntı yok. Bazılarıyla tartışıyor da. Onlarla da sosyalleşirsem onlar da aşar. Hepsi değil de diğerleriyle yani. Örnek Mazlum'la falan. Onlarla da anlaşır diye düşünüyorum arkadaşlar. Çıkın bakayım gençler, çıkın. Süslü de yanımda geziyor. Süslü bir gelsin bakayım Süslü. Ya da şu prenses bir gelsin Süslü. Sen yardım etsene bana yemeği yaparken. İzabel kıskanma İzabel. Kıskanç kız seni. Seni kıskanç kız. Kurban olur baba sana. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Ben işlerime devam edeyim. Günlük stabil işler böyle gördüğünüz gibi. Hemen şimdi yemeği hazırlayacağım fazla hava geç olmadan. İnşallah da yağmur yağmaz yemeği pişirirken. Sıkıntıya girmeyiz. Daha bu leğende olacak. Ölme şey ölme. Bizim bir ton işimiz var. Hadi sizleri seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorum da atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Hepsini dikkate alıyorum. Okuyorum. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.